Herkese merhaba. Adana'dan. Herkese selamlar. Ben Erhan Çeliken. 13 Ekim 2024. Evet. Kovanlara oksalik asit püskürtme yapıyordum. Burada bir kovanımı açtım. Geçen hafta sıkıntı yoktu. Bu hafta bir sürprizle karşılaştık. Görünce video çekip size de göstermek istedim. Yine de püskürtmeyi de yapalım ufaktan. Bu kovanımız ana yüzüğü yapmış arkadaşlar bir sürü. Yani ana kaybolmuş muhtemelen. Şöyle göstereyim bakın. Yüzük. Yüzük. Ama maalesef bu mevsimden sonra ana arı çıkarttıramayız. Çünkü birincisi erkek arı çok az. Bakın yüzüklere. İçine doldurmuşlar. Şurada bir tane büyük bir yüzük var. Ana arı çıkarttırsak bile çiftleşemeyebilir. Eşek arısı çok. Arı kuşu var. Şurada bir yüzük. Burada bir yüzük. Yani Ekim ayındayız. Ana çiftleşse bile bu mevsimde çiftleşen ana ne yapabilir? Biz hiç uğraşmayacağız. Bu yüzükleri bozuyoruz. Hepsini. Hepsini bozup başka bir zayıf kovan ile bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Yani bu ana çıkacak, çiftleşecek, yumurtaya geçecek, yavrusunu atacak en az 45-50 gün. Zaten Ekim'in 13'ü, Kasım aralığı bulur. Yani aralığın başına kadar, o zamana da kış gelir. Ve bizim iş sakata biner. Evet. Şimdi püskürtmesini yapalım. Niye de? Başka bir zayıf kovanla bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi zaten yüzükleri bozdum. Başka da yüzük çevirecek yumurtaları var mı? Bilmiyorum. Zannetmiyorum yani. Şu çıtayı bir daha kontrol edelim. Görmediğimiz bir yüzük var mı? Bakın bayağı bir kopçuk yapmışlar. Yok. Yumurta da yok. Zannetmiyorum çevirebileceklerini ama şurada şu larvalardan belki yapanlar mı? Bilmiyorum. Neyse artık bunu birleştireceğiz. Bu şekilde kapatıyorum şimdi. Devamına birleştireceğim kovanı da ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle kapatalım. Bir zayıf kovanı da açacağım biraz sonra. Ön tarafta vardı. Muhtemelen onunla birleştireceğiz. Videoyu şimdi böyle kapatalım. Şimdi burada başka bir zayıf kovan var. Ana arısını kaybeden kovanı bununla birleştireceğim arkadaşlar. Çünkü bu saatten sonra buna ana çıkarttıramayız. Burada 3 çıta. En azından o kovanda 3-4 çıta sağlıklı sağlam bir tane kovanımız olmuş olur. Çıtalar boş zaten. Bunları alacağız. Bunları şurup, poşetle şurup verirken üstten kullanıyordum. Evet, 3 çıta arısı var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 çıta bu da zayıf zaten. En azından zayıf kovanlar güçlenmiş olacak. Şimdi birleştirmeyi propolis tuzağıyla yapacağım. Öncelikle bunu bir açalım. Oksalik asit püskürtmemizi uygulayalım. Sonra üzerine propolis tuzağı koyacağız. Üzerine de
Bir tane ballık katı. Bu kovan 3 yutu ama baskın bir kovan. Yani arısı güzel. Propolis tuzağıyla bırakacağım. Üst tarafa koyduğum ballığın önünde delik var. Çok çok tarlacılar öbür tarafa gidecek. Ondan sonra bunlar bir hafta içinde propolis tuzağıyla alt kattaki anaarının feromen kokusuna alışacaklar. Anaarıyı bir görebilirsem diye bakıyorum. Anası boyasız diye hatırlıyorum. Evet, kapalı yavrusu var burada. Ondan birleşince daha güçlü bir kovan olacak. Bir de şu duvar çıtasını kaldıralım. Bunda da mı yavru var? Evet, bunda da yavru var. Bu tarafı da yavru. Güzel. Yani 3 çıtaya göre 2 çıta yavru var. Çok güzel. Anaarıya bir bakalım. Burada mı? Evet, ana burada. Gördüm. Şimdi bunu koyuyoruz. Üzerine propolis tuzağı koyacağız. Propolis tuzağından arılar aşağı yukarı çıkamayacaklar. Katını koyacağız üstüne. Evet. Önüne şöyle delik deldim arkadaşlar. İki tane. Evet. Katı koyuyorum üstüne. Bana biraz uymuyor gibi. Uyduracağız. Evet, girdi. Tamamdır. Diğer kovanı da getirdim buraya. Diğer kovan da burada. Arkadaşlar. Evet, aynı şekilde buraya aktaracağız. Diğer kovan da orada. Gördüğünüz gibi açacağım onu da. Bunu da açacağız. Bunu olduğu gibi oraya aktaracağız. Şunu şuraya koyalım. Burada bir tane ham petek var. Dursun. Ya da bunu alalım. Ham petek bir işe yaramaz bu saatten sonra. Şimdi oradan kaldıracağız. Oraya koyacağız. Zaten bunun anası yok. Yüzük yapmışlardı. Aynı şekilde koyuyoruz. Bunun tarlacıları oraya gidecek. Orada yandaki kovana girerler. Yiyecek besinleri de var içinde. Balları da var şu şekilde. Üç çıta. Çıta daha var. Bir hafta böyle kalacaklar. Biraz duman verelim. Bunun içindeki arıları da buraya çırpacağız. Arkadaşlar şöyle bir darbeyle indirdik.
hemen hızlıca üstünü kapatalım. Kapatalım. Kapağını da kapatalım. Evet. Kapağı da kapattık. Evet arkadaşlar. Ana arısını kaybeden, bize sürpriz yapan kovanımızı bununla birleştireceğiz. Bir hafta kalacaklar böyle. Tarlacılar uçacak. Arka tarafı eski yerine gidecek. Diğerleri burada kalacak. Alt kat en azından daha da güçlenmiş olur. Bu şekilde hem zayıf kovanı güçlendirmiş olduk. Zayıf kovandan kurtulmuş olduk. Hem de anasız kovanı analı kovanla birleştirdik. Kovan sayımız azalıyor ama olsun. Sayının azalmasının bir zararı yok bize. Arkadaşlar, kovan sayısının azalmasının bir önemi yok. Önemli olan kışa güçlü kovanla girmek. O yüzden böyle bir uygulama yaptık. Şimdi öbür kovanı da kaldıracağız buradan. Karalar çıksın. Evet, uygulamamız bu şekilde oldu arkadaşlar. İki kovanı birleştirdik. Ara bakımlarına devam ediyoruz. O Varova için şu an oksalik asit püskürtme yapıyorum. 13 Ekim 2024 Adana. Herkese iyi bir kış geçirmesi diliyorum. Hoşça kalın. Videolarımı izleyip kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açtığınızda da arıcılık hakkında yapmış olduğum uygulamaları izlemiş olursunuz. Eğitici, öğretici tarzda değil ama yaptığım uygulamaları paylaşıyorum. Benim gibi başka meslektaşlarım faydalanan olur, izleyen olur, ilgisi çeken olur. O şekilde paylaşıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.